Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022. Günlerden 1 Şubat Salı. 29 Cemazelahir 1443. Bir hadis. Müslüman din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbiriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir. Yine bir hadis. En sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak olacak kimseler şunlardır. Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişirerek söyleyenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlardır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Bugünkü konumuz. Mekke fethedildiği gün Müslüman olan zengin insan Hakim bin Hizam Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeniydi. Fetihten bir ay sonra yaşanan Hüneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almıştı. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet edince ona daha fazla ikramda bulmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat hakim ısrarla ganimet talebini yeniliyor ve kendisine verilen miktarın artılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı Peygamberimiz. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Hazreti Peygamber, "Ey hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönlüyle sahip oluyorsa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar," buyurmuştur Peygamberimiz. Vesselam.